uzun zamandır yoktu. Kimse de görülmüyordu. Koronadan korunmak için takılan maskeler nezle ve gribi neredeyse tamamen bitirmişti. Ancak okulların ve kreşlerin açılmasıyla çocuklar arasında yeniden grip ve nezle görülmeye başladı. Tabii şu dönemde ateşi çıkan, boğazı ağrıyan çocuğun anne ve babası hemen en kötüsünü, koronayı düşünüyorlar. Zira belirtiler çok benzer. Covid'i nezle ve gripten ayırmak da son derece zor. İlaç kullanıyorum. Yani şöyle burun tıkanıklığı açan ilaçlar kullanıyorum. Yatmadan önce burun temizliği tabii. Rahatlatıcı şeyler kullandığımız için. Burun akıntısı, öksürük, ateş, maske, mesafe, hijyen sayesinde aylardır yaygın olarak görünmeyen üst solunum yolu enfeksiyonları tekrar artmaya başladı. Okulların açılması ve bahar dönemiyle birlikte çocuklarda gördüğümüz üst solunum yolları hastalıklarında artış görmeye başladık. Biraz da mevsim geçişinin de etkisi var burada. Bu dönem evet vakalar biraz arttı. Ancak pandemi döneminde ateşlenen çocuk evde bir başka telaşa da sebep oluyor. Bu ateşin sebebi nezle, grip mi yoksa koronavirüs mü? Anne babalar bunun paniğinde. Korona da bir virüs ve o da zaten nezle ve grip benzeri semptomlarla karşımıza geliyor. Ama çocuklarda her burun akması, her öksürük, her ateş mutlaka korona değil. Çocukların takibinde özellikle bir temaslı var mı? O çok önemli. Aile çevresi, okul çevresi, arkadaş herhangi bir şekilde COVID geçiren birisiyle teması var mı? Öncelikle onu öğrenmek gerekiyor. Grip, nezle ve koronavirüs. Çocuğunuzun hangisine yakalandığını ev ortamında anlamak mümkün mü? İnfluenza yani grip enfeksiyonu genellikle yüksek ateş ve ağır bir tabloya neden olmakla beraber bu iki hastalığı birbirinden klinik olarak ayırmak tam mümkün değildir. Okulların ve kreşlerin açılmasıyla elbette çocuklar bir arada vakit geçirmeye başladı ve küçük gruplarda özellikle maske önerilmiyor. Hal böyle olunca da çocuklarda nezle ve grip birbirine bulaşmaya başladı. Hastanelerde de artık vakalar görülüyor. Ve doktorlar diyor ki çocuğunuzu bakarken bile evde muhakkak maske takın. Çünkü Covid mi, grip mi ya da nezle mi olduğunu anlamak zaman alıyor. Bir virüs ve tabii ki evdeki diğer bireylere de bulaşacaktır bu. O nedenle mutlaka izolasyona dikkat edilmeli. Mutlaka maske yine evde de olsa takılmaya devam edelim. Ev içi bulaşmayı en azından engellemek adına. Ve özellikle de çocuğun beslenmesi, ateşi varsa onun takibi ve bol sıvı alması sağlanarak evde takip edilmesi öneririz. Uzmanlara göre özellikle bu dönemde ateş, boğaz ağrısı, ishal gibi şikayetlerle seyreden durumlarda vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Hastalık bulguları gösterilen çocukların okula gönderilmeyerek doktor muayenelerinin yapılması, gerekirse testlerinin yapılmasıdır. Çünkü eğer koronavirüs ya da influenza gibi bir tanıları var ise arkadaşları ve öğretmenlerine bulaş açısından bunun durumu ilgililere bildirilmesi gerekir.